Öneri üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Ankara Milletvekili Orhan Yayın konuşacaktır. Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, aziz milletimizi ve onu temsil eden Gazi Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Dün Ankara sitelerde çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara da Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum. Kıymetli milletvekilleri, elbette hep ileriye bakacağız. Hep hedeflerimizi daha yüksek, daha ileriye koyacağız. Geçenlerde bir hatip de bu kürsüde ifade etti. Tarih ileriye doğru yaşanır ama tarih geriye doğru bakarak anlaşılır dedi. Hedeflerimizi ileriye doğru koyarken o hedefleri nereye taşıyacağımız, ne yapacağımız, nereden nereye geldiğimize bakmadan çok da planlaması mümkün olmuyor. Çünkü geçmişten nereye geldiğimizi, imkanlarımızın ne olduğunu, elimizde ne olduğuna bakmadan konuştuğumuzda konuşmanın ölçüsünün yukarıya doğru limitlerinin nereye vardığını bilemediğimiz zamanlar oluyor. Hayatlarının en verimli dönemlerini ülkemizin çalışma hayatında geçiren, bu çalışmalar nihayetinde emekliliği hak etmiş tüm emeklerimizin reel gelirinin artması için ülkemizin imkanları dahilinde her türlü iyileştirici düzenlemeyi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. İsterseniz bunlardan bazılarını burada ifade edeyim. 2000 yılı öncesinde bağlanan emekli aylıkları için intibak düzenlemesini bu dönemde, bu yıllarda hep beraber yaptık AK Parti iktidarları döneminde. 30 yıldan fazla hizmeti olan 4C emeklerinin 30 yıla aşan süreler için emekli ikramiyesi ödenmesini imkanı da tanıdık. Memuriyet hizmeti olup SSK ve Bağkur'dan emekli olanlara memuriyet hizmetleri için emekli ikramiyesi ödenmesini sağladık. Emekli olduktan sonra ticari faaliyette bulunanların aylıklarından %15 oranında kesilen sosyal güvenlik destek primlerini kaldırdık. Emekli aylıklarının bağlanma süresi 70 günden fazla sürmekteyken bugün hamdolsun aylık bağlanma süresini 15 gün ortalamaya indirdik ve inşallah bunu bir haftaya, bir güne indirme hedefini de inşallah yakalayacağız. Aylık bağlandıktan sonra eksik hizmet süresi nedeniyle emekli aylıklarının iptal edilmesinin önüne geçmek amacıyla aylık bağlandıktan sonra da borçlanma ile eksik hizmet süresini tamamlama imkanını veren düzenlemeyi de yaparak aylıkların kesilmesinin önüne geçtik. 10 yıllık hizmeti dolmadan vefat eden sigortalıların hak sahiplerine 5 yıllık hizmetleri karşılığında aylık bağlanmasını sağladık. Hayatını kaybeden sigortalının 65 yaşından büyük muhtaç durumda olan ana ve babasına artan hisse bulunup bulunmadığına bakılmaksızın aylık bağlama imkanı getirdik. Konut edindirme yardımı tutarları emekli ve hak sahiplerine hiçbir seçim beyannamemizde, hiçbir programımızda olmamasına rağmen, taahhüdümüz olmamasına rağmen konut edindirme yardımlarında... Buyurun, devam edin Sayın Yiğit. Teşekkür ederim Başkan. Vergi iadesi alabilmek için az önce de hatibimiz ifade etti. Fiş ve fatura toplama uygulamasında kaldırarak emeklerimizi zarftan, fiş toplamadan, zımbadan, yazmadan, çiziden hep beraber kurtarmış olduk. Bütün emeklerimizin yararlanacağı, daha az maaş alanın daha çok yararlanacağı bir farklı kademelendirme ile bütün emeklerimize promosyon ödenmesini sağladık. Emeklerimize Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000'er TL olmak üzere bundan sonraki her bayramda totalde 2000 lira olmak üzere bayram ikramiyesi ödenmesi için düzenleme yaptık ve hayata geçirdik. Ve son olarak da dün mecliste kanunlaşan yasayla bundan sonra emekli ve maliyet aylıkları aldığı yıllık zamları 1000 TL olana kadar aradaki farkı kapatıp 1000 TL maaş alabileceği, yani 1000 liranın altında maaşın cebine girmediği bir düzenlemeyi hep beraber yapmış olduk. Ve aslında sayın milletvekilleri ne yaptık biliyor musunuz? Başlıkların ötesinde genel bir anlam olsun, hafızalarımızda bütün bu yapılanların toplamı neye eşit olsun, aklımıza kalsın diye söylüyorum. Buyurun, tabii bağlayın sözlerinizi sayın Yiğit. 2002 yılında emeklerimize yapılan ödemelerin gayri safi yurt içi hasılaya oranı 4.8 iken bu oran 2018 yılında 6.75'e yükseldi. Yani
2002 yılında emeklere yapılan ödemelerin gayri safi yurt içi hasılaya olan oranını %40'ın üzerinde 2018'e geldiğimizde artırmayı Allah bize nasip etti. Hepimize nasip etti. Yeter mi? Her ihtiyacı karşılar mı? Buna kim evet diyebilir? İnsanlarımız, milletimiz her şeyin, her güzelliğin en iyisine, en fazlasına layık. Biz hepimiz insanlarımızın daha yüksek gelire, daha yüksek standarda sahip olsun, daha mutlu olsun, yaptığımız düzenleme ve icraatlar onun hayatını, yükünü daha da azaltsın istiyoruz. Ve 16 yıldır bu ideal için, bu refahı yakalamak ve sürekli kılmak için, altını çiziyorum, sürekli kılmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bu ülkeyi inşallah hep beraber büyütmeye devam edeceğiz. El ele vereceğiz. Kimsenin teninin rengine, kıyafetinin boyuna, şekline, şemaline takılmadan milletin verdiği temsil yetkisini hep beraber doğru kullan. Teşekkürler Sayın Yeğil. İyi Parti grubunun önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, öneri kabul edilmemiştir.